Allah Teala hammalarımızga faydalı ilim versin. Bütün dünya nafakat mu'min musulmançilik belki musulman bolsun yani Yahudi bolsun Xitoy bolsun yani qayer bo'lishdan qat'i nazar yer yuzida Alloh subhanahu va taolani bir sinovi keldi. Biz aytayapmiz oyatga e'tibor beraylik. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Osmondan biror bir barg tushmaydi, magar Alloh subhanahu va taolo biladi degan oyati karimani hozir aytdik. Yer yuzida biror bir daraxtni bargi tushsa ham Alloh taolo biladi. Bir daraxtni bargi tushsa ham Alloh taolo biladi. Hatto bizning e'tiqodimizda Alloh subhanahu va taolo qorong'u joydagi qora qumusqani, qora oyog'ini, qora toshga tegib turganligini biladi. Demak, juda ham kichkina bir hasharot, insonlar e'tibor bermaydigan, oyog'i bilan tepalab ketadigan bo'lsa, mana shu hasharotni o'lib qoladigan bo'lsa, achinmaydigan bir hasharotni kitoblarda yoziladiki, qora qumusqani, qora oyog'ini, qora toshga qorong'u tunda tegib turganligini Alloh subhanahu va taolo biladi. Ba'zan eshitib qolasiz, falonchi yerda bunday bo'lgan ekan, bu yerda bunday bo'lgan ekan, ana shuning sababidan, buning sababidan. Mayli nimaning sababidan bo'lsa ham. Mayli nimaning sababidan bo'lsa ham. Biz hozir hammalarimiz yer yuzidagi deyarli 3 milliarddan oshiq inson uylarda o'tiribdi. Musulmon inson doimo o'ziga o'zi savol berishlik kerak. Mu'min musulmon doimo o'ziga savol berishlik kerak. Mana shu savollarning orqasidan inson rivojlanadi. Savollarni orqasidan inson tavba qiladi. Savollarni orqasidan inson ehson qiladi. Savollarni ortidan inson savobga qarab yuradi. Mana shu savollarni bir ana 2 hafta bo'ldi deyarlik. Hamma yerlarda har xil. Mana shuncha vaqtdan beri, biz shuncha vaqtdan beri uyda o'tiribmiz. Qancha foyda oldik? Qancha zarar oldik? Qancha foyda oldik? Qancha zarar oldik? Biz bilaylikki, o'sha komendantskiy chas deyilayotgan bo'lsa, hajrun sahiy deyiladi, karantin bo'layotgan bo'lsa, Alloh subhanahu va taolo siz bilan meni uyimizga jamlab qo'ydi xolos. Ahli oilamiz bilan, farzandlarimiz bilan, yaqinlarimiz bilan uyda bo'lishligimiz uchun Alloh subhanahu va taolo sizlarni jamlab qo'ydi. Mana shu husn nazonni abdi bi bandamni menga bo'lgan yaxshi gumoni degan ma'noga mana shuni so'sak to'g'ri kelaveradi inshaalloh. 15 kun bo'ldi. 20 kun bo'ldi. Qaysidir davlatlarda undan ham ko'proq, qayerdadir undan ham ozroq biz qanchalar foyda oldik? Rasululloh akram sayyidul mursalin sallallohu alayhi va sallam o'zlarining hadislarida aytayaptilarki, "Lan tataharraka qadama abd yawm al-qiyamati hatta tusalan arba'a." 4 ta narsadan so'ralmaguncha insonni qadamlari, oyoqlari joyidan jildirilmaydi. Mana shu 4 ta narsani biri an umrihi fima afnahum. Yashab o'tgan umrlaridan inson so'raladi deyaptilar. Yashab o'tgan umrlardan inson so'raladi deyaptilar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Biz yashab o'tgan umrimiz bildikki juda ham ko'p narsalar berilgan ekan bizga. Juda ham kengchiliklar berilgan ekan bizga. Lekin biz shu kengchiliklarni qadrlarga yetmay ketgan ekanmiz shekillik. Hattoki ustimizda kiyib yurgan kiyimlarimizni qanchalik muhim ekanligini tushundik. Rizq ekanligini tushunib yetdik. Minib yurgan mashinalarimiz rizq ekanligini yaxshi tushundik. Ko'chaga chiqib, bir joyga borib, hojatni ravon qilib, ishni bitirib, maqsad hosil bo'lib qaytib kelishlik qanchalik rizq ekanligini tushunib yetdik. Biz rizqning masalasini aytganimizda, rizq deganda insonlar faqatgina boyligini, faqatgina pulni tushunadilar. Unday emasligini biz yaxshi tushunyapmiz. Inshaalloh bu ham siz bilan menga ta'lim bo'lib qolishlik kerak. Hattoki mana ba'zi bir g'arb o'lkalarida, o'sha Italiyada eng uchiga vahimasiga chiqqan joyda o'sha Italiyada ko'rsatyapti. Balkonlardan odamlar chiqib, pullarini sochib yuborishdi ba'zilari. Pul ko'p narsani hal qilmasligini biz tushunib yetdik. Pul mol dunyo ko'p narsani hal qilmasligini biz tushunib yetdik deb aytishyapti. Qarang, hurmatli mo'min musulmon azizlar, bu ko'chaga chiqishlik,
mahallalarni aylanib kelishlik, mashinalarda sayr qilishlik, samovarlarga borib o'tirishlik, choyxonalarda o'tirishlik, kafelarda yoki shunga o'xshagan joylarda do'stlar bilan to'planib o'tirishlikni o'zi bir rizq ekan. Ammo undan ham kattasi uyda bo'lishlik, ahli ayollar bilan farzand, bola chaqalar bilan o'tirishlik u ham rizq ekan. Buna ham foydalari bor ekan. Musulmon inson bir narsaga bog'lanib qolib, mana shu narsa bilangina qolib ketmaydi. Balki ko'p narsalarda qaysi o'rinda bo'lsa ham musulmon inson doimo ibodatda davom etib ketaveradi. Juda ham buni misollari oddiy. Tahoratga kuchi yetmagan inson, uzrlik bo'lgan inson tayammum qilib namoz o'qib ketaveradi. Tikka turib namoz o'qiy olmaydigan inson o'tirib namozni o'qib ketaveradi. O'qib o'tirib namoz o'qiy olmaydigan inson yon boshlab namozini o'qib ketaveradi. Ko'chalarda aylanib yurishni o'rganib qolgan inson uyda ham bemalol o'tirishligi mumkin. Ko'chada yurganda ham, ishlari ko'p paytlarda ham Qur'on o'qiyotgan, namozlarni o'qib turgan insonlar uylarda turganlarda ham Qur'onlarini, hadislarini, darslarini, namozlarini balki yanada ko'proq davom ettirishliklari mumkin. Shuning uchun hurmatli azizlar, mu'min musulmonlar, mahraqatul umr, umrni yonilg'isi, umrni asosi, umrni kuchlarini mana tanbihlarni boshlayapmiz. Umrni kuchlarini, asosiylarini ma'lumot to'plashlikka, axborot to'plashlikka umrimizni sarflab yubormaylik. Mana bu davlatda mana uncha odam kecha o'libdi, buncha odam bugun o'libdi, bu yerda bu narsa ochilibdi, bu narsa yopilibdi, bu yerda qanday narsalar bo'libdi. Mana shu bilan umrimizni o'tkazib yubormaylik. Mana hozir ko'p odamlarni ko'ryapmiz yoki eshityapmiz. Umrlarini faqatgina axborotni kuzatishlik bilan o'tkazib yuborishyapti. Siz bilan men qiyomat kuniga borganimizda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hadisda aytibdilar, umridan so'raladi deyaptilar. Umrini nimaga sarflaganidan so'raladi deyaptilar. Axborot ko'rib kelganidan emas. Qayerda nima bo'lib ketdiging deganidan emas. Va bilaylikki, har bir insonning hayoti, mana bir misol, har bir insonning hayoti kitob. Har bir insonning hayoti kitob. Iqro kitobak. Sen mana bu kitobingni o'qigin deb Alloh subhanahu va taolo har birimizga kitobni beradi qiyomat kunida. U kitob o'zimizniki, mana bo'sh turibdi. Masalan, mana bu kunligi bo'sh turibdi. Mana shu bo'sh turgan joyni biz nima bilan to'ldiryapmiz? Bo'sh varaqlarni, umrimizni bo'sh varaqlarni nima bilan to'ldiryapmiz? Namoz, zikr, tahorat, ibodat, ehsonmi yoki Ruscha axborot, o'zbekcha axborot, arabcha axborot, axborotdan zerikkaningizdan so'ng hattoki eng qizig'i, eng bir ajablanarligisi odamlar bir-birlariga bo'lgan, bo'lmagan xabarlarni tarqatishlik bilan ham avvora bo'lib qolishdi. Bilaylik, hech qachon mu'min musulmon insonni sifatidan emas. Hech qachon mu'min musulmon insonni sifatidan emas. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hadisda aytibdilar, kafa bil mar'i katiban, inson eshitgan narsasini ila boshqalarga tarqatib yuborishligi bu mu'min musulmon insonni sifatidan emas deyaptilar. Eshitganki narsasini tarqatib yuborishligi mu'min musulmon insonni sifatidan emas. Yolg'on ma'lumot tarqatishlik mu'min musulmonni sifatidan emas. Bo'lmagan narsalarni tarqatishlik mu'min musulmonni sifatidan emas. Bu kasallikni la'natlashlik mu'min musulmonni sifatidan emas. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam va sallallohu al-afiya, Alloh taolodan ofiyat so'ranglar, xotirjamlik so'ranglar, sog'lik so'ranglar, salomatlik so'ranglar deb Rasululloh sollallohu alayhi vasallam siz bilan menga yo'llanma ko'rsatyaptilar. Ba'zan ko'rib xafa bo'lasan inson, mu'min musulmon insonlarni nima bilan avvora bo'layotganligini ko'rib xafa bo'lasiz, g'amga tushasiz, o'ylanib qolasiz. Nahotki bular ko'plari namozxon, ibodatgo'y, roza tutadigan, namoz o'qiydigan insonlarimizni ko'plari noto'g'ri axborot, ma'lumotlar bilan avvora bo'lib qolishdi. Eslatmamizni so'ngida inshaalloh so'zni so'z ko'p uzunitmaymiz. Eslatmamizni so'ngida aytamiz, hurmatli mu'min musulmon azizlar, bu umrdan biz albatta so'ralamiz. Bu uyda o'tirishligimiz 10 kundir, 20 kundir. Inshaalloh nihoyasiga yetar, yana ko'chaga chiqamiz. Ammo bilaylikki, uyda o'tirgan vaqtimizdan ko'proq so'ralamiz. Nimaga? Alloh taolo siz bilan meni
Allah Taala üydə oturqızıb qoydu. Falançı və aldançı məs, falançı pistançı məs, kəsəllik bir səbəb xalas. Bu korona degen isim bir səbəb xalas. Rabbil alamin Allah Taala siz bilən məni əhl ailə, fərzənd, bala çaqı bilən üyə cəmləb qoydu. Qani bu bəndəm nə məqlar ikin deyib. Mənə şunda düşünsək yaxşı olardı. Mana shunday tushunsak yaxshi bo'ladi. U yerdan kelgan ekan, bu yerda mana unday bo'lgan ekan, uni qo'ying. Robbil alamin, bu dunyoning egasi bor. Bu dunyoning Robbi bor. Alloh taolo butun dunyodagi mu'min musulmonlarni-yu, musulmon masjidini-yu, to'g'ri masjidlar yopildi. Barlar ham yopildi. Aroqxonalar ham yopildi. Cherkovlar ham yopildi. Zino qilinadigan joylar ham yopildi. Qimorxonalar ham yopildi. Masjid yopildi deblar qaraydi ba'zilar. Qancha harom ishlar to'xtadi. Qancha harom ishlarni Robbil alamin ko'zga ko'rinmaydigan, quloqqa eshitilmaydigan, qo'lga ushalmaydigan bir narsa bilan to'xtatib qo'ydi. Va ma ya'lamu junud robbika illa hu. Robbingni askarlarini sen qayerdan ham bilarding debdi Alloh taolo. Ko'zga ko'rinmaydigan, quloqqa eshitilmaydigan, qo'lga ushlanmaydigan narsa bilan Alloh subhanahu va taolo to'xtatib qo'ydi. Samolyotlar uchmay qoldi, mashinalar yurmay qoldi. Masjidlar bo'lsin, madrasalar bo'lsin va uni muqobilida zinoxonalar bo'lsin, aroqxonalar bo'lsin, barlar bo'lsin. Men yana bir necha narsaning ismini aytmoqchiman, lekin mo'min musulmonlar kuzatib turganligi uchun ayta olmayman. Juda yomon yillarni ham Robbil alamin to'xtatdi. Qancha ichadigan ichishidan to'xtadi. Qancha chekadigan chekishidan to'xtadi. Qancha zinoxo'r zinosidan to'xtadi. Qancha harom bilan, o'g'irlik bilan, falonchi bilan, narkotik bilan shug'ullanayotgan odamlar to'xtab qoldi. To'xtadi hammasi. Kim to'xtatdi bularni? Alloh subhanahu va taolo robbil alamin. Hurmatli mo'min musulmonlar, azizlar, vaqtlarni, umrlarni axborot ko'rishlik bilan bir-birlariga Telegram, WhatsApp falonchi pistonchida afandi shunga o'xshagan narsalarni jo'natishlik bilan o'tkazmaylik. Ba'zan ba'zi insonga dars qilmaysizmi desa, vaqtim yo'q deydi. Mana hozir vaqti bormi yo'qmi? Qur'on o'qimaysizmi desa, vaqtim yo'q deydi. Alloh taolo bizni uyga olib keldi-yu, lekin uyga olib kelgan bilan bizdan nafas olishini olib qo'ygani yo'q. Ko'zimiz hali ham ko'ryapti, quloqimiz hali ham eshityapti, quyosh hali ham chiqyapti, oy hali ham chiqyapti. Biror bir narsa o'zgargani yo'q, osmonda yerda biror narsa o'zgargani yo'q. Siz bilan men ham o'zgarganimiz yo'q. Faqat Robbil alamin siz bilan meni uyga qo'yib qo'ydi. Qani mana shu bandamga uzr bo'larmikin? Kannahu huddiki. Huddiki Robbil alamin mana shu bandamga bir shu o'rinda foydalanib qolarmikin degan deb tushunaylik biz husni zonni abdibi deb boshladik hadisni boshda. Mana shunday tushunadigan bo'lsak, shunda inshaalloh foydalar bilan chiqamiz. Siz bilan men ko'chada ko'p yurib o'rganib qolgan odamlar kasallarni qadriga yetdik va yana kimlarnidir qadriga yetdik yetdikki bir joyda o'tirishlik yoki uyda o'tirishlik qanchalik qiyin ekanligini, qanchalik sabr talab qilishlik ekanligini. Demak, musulmon inson, musulmon inson doimo vaqtini bejuda narsalar bilan, nojo'yi narsalar bilan, keraksiz narsalar bilan o'tkazib yubormaydi. Balki musulmon inson doimo vaqtlaridan foydalanadi. Hatto men Misrda o'qib yurgan vaqtimda bir shunday voqea bo'lgan edi. Germaniyalik do'stimiz, bir ajoyib oila, o'zi germaniyalik bola, ayoli malaziyalik. Yani demek ayalı malas tılıda bu German Deutschland tılıda imsavi deydim Arapçası gəbredi. Ayalı malaziyalik ama özü bilen ayalı ise İngiliz tılıda gəbləşkərdi. Ayalı üydəgirlər bilen malas tılıda gəbləşkərdi. Bu özünü onası bilen German tılıda gəbləşkərdi. Nemis tılıda. Ama ikələ er hatını ikələsi bir-birlər bilen İngilizce gəbləşkərdi. Biz bilan arabcha gaplashardi. Men hayron qolardim. Bu bola qanday talaba bu? Qanday bu talaba shuncha narsani biladi desak, Qur'onni yodlagan, arabcha mukammal bilardi arab tilini. O'zini ona tili, nemis tili, ana ayolini tilini ham yaxshi tushunish kerak, bir-biri bilan inglizcha hamda shunday bir gaplashardi. Hech qachon bo'sh turganini ko'rmayapsan. Hatto shunday holat bo'ldi. Bizi bir do'stimiz talaba u yer Mash talabani ayoli juda ham qattiq og'rib, qornidagi farzandi 8 oy bo'lganda qornida o'lib qoldi. Qornida o'lib qoldi, bir sarosimaga tushdik, 3-4 kishi, men u do'stim, hatto o'sha german do'stimiz bilan doktorxonaga borsak, doktor, endi bergi do'stimiz yig'lab yotibdi.
Doktor aytdi ki, bala ölüp kaptı dedi. Ayolun hem cüde ağır ahvalda dedi. Biz dostumuz yanında delde bolaydı. Birge turumuz hazır operasyon kılamız, balanı alamız. Bana şimdi bir halatlar bulat dedi. Hele ki German bala, şunu ekmeğim, talebe. Nege onçalık yükselip yetişkenliğini ben o şeyde düşüngem ben. Biz bilen bir pas sohbetlaşadı. Bilesiz, aynı ayalı murakkeze dedi, reanimasyon. Reanimasyada ge kirip ketken adam, bir yerdeki kütüp durgen adam bir sarasımada buladı. Endenime bularken, kanday bularken dedi. Biz bilen bir iki minut durdu da koludaki kitapçasını alıp çekege ötüp okup. Yani biz bilen bir iki minut durup kitapçasını alıp çekege ötüp okurdu. Ben şunu da ettim. Şunçalık halette kitap oku yaptı mı? Demek boş vaxtda bu adam bemalol kitaplar okuydu. Şunun üçün hem vaxtı cüde hem barakalik olup köp nersiye erişipti deyip etkimiz. Ama bizde bazı halatlarda adamlarımız yine üyde o şey telefon bulan bir gerçilik bilen avarı buluyor. Bileylik. Ömrü devam edemez. Ömrü devam edemez. Bu yaşlık hem devam edemez. Küç kuvvet hem devam edemez. Dostlar hem, ülkeler hem, mansep hem, kavim karındaşçilik, baylik, hatta sağlık salamadik. Ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ayetler. İğitlerim. Kamsan kabla kamsin. Beş nerseden evvel beş nerseni ganimet bilin. Boşluğunuzu, bekarçılığını ganimet bilin. İrtege maşgul bulup kalışlığınızdan evvel. Bekarçılığını ganimet bilin. İş bilen maşgul bulup kalışlığınızdan evvel deyaptılar. Ya ki başka hadiste Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Nimetten mağbunun fihime kethirun minen nas. Köp insanlar iki de nimetle cüde hem aldanıştı. Ana bunların biri as-sihha vel-farak. Sağ kalışlık için nemege bizde salamatçılık borakan şunun için üyde oturup biz yana salamatlık olaylık deyip ve boş vakitlerimiz köp oraya özümüzge, parzantlarımızge talim kılıp bu umurdan faydalanayım. Biz katta dünyadaki mehmahanadamız. Kaçan ketemiz bilmeyimiz. Kanday ketemizden bilmeyimiz. Ama kanday keçilik keçiralik hareket kıladigen musak Rabbil alemin yavdan birette ve la temutunne illa ve entum muslimun. Mumun musulman bugün halde dünyadan getiğinler degen ayetke göre inşallah la ilahe illallah Muhammed Resulullah kelimesi bilen keçiliğimiz mümkün. Sözümüzün nihayesinde hürmetli imamın musulmanlar, azizler Ramazan ayı yakınlaş yaptı. İnşallah Ramazan ayı akıdayan kanday tayirgerlik göremiz kandayını bakalımız bunu hem düşündürüp veremiz. Lekin biz ayetmahçımız ki cemaatimiz yapmadık cemaat vaktlarımızı bekar ötkizmeylik. Vaktlarımızı bekar ötkizmeylik. Vaktlarımızı bekar ötkizmeylik. Çünkü insan vaktiden elbette soruladı. İrtege biz yalgançı bu kalamız bazı bir nerselen kime yapsan dese benim vaktim yok desek bana hazır vaktimiz var. Ve ahiru davanan elhamdülillahi rabbil alemin. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره واحشرنا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا الله تعالى دان سؤالك دعاء خلص رب العالمين اهل يرد مملكه امم المسلمين خاصه Orta Asya'dakilerine hasreten yurtumuzdaki insanların Rabbil Alemin belalardan, vebalardan, yaman kaza kadarlardan Allah'tan özün panah et esresin. Vaktlarını yahşilik bilen, ilim bilen, amel bilen, ötkizgen insanların kadardaksın. Allah Subhanahu ve Teala Ramazan'a ege salamat yetkizgen, Şaban'da bereketlerge erişken, Ramazan ayı yetip bargen, oruzalarını tutgen, seherlik, iftarlıklarına sahablarını ögen insanların kadardaksın. Rahmetike ya Rahman Rahim. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.